Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Estağfirullah, bismillah. Ya eyyühellezine amen istaînû bis-sabri ve's-salâh. Sadakallâhu'l-azîm. Ey iman edenler, Allah'tan sabırla ve namazla yardım isteyin. Allah Celle Celaluhu'dan bir şey isteyeceksen, derdin varsa, borcun varsa, sıkıntın varsa, bununla alakalı kardeşim Instagram'dan, Facebook'tan çok soru geliyor. Derdin var, borcun var. Arkadaşım, iki rekat hacet namazı. Ama diyor ki kılmayı bilmiyorum. Ben daha ne diyeyim sana mübarek. Ama namaz talimi de yapacağız inşallah. İki rekat namaz kalacağım burada. Asım Hoca beni çekecek burada. Onu yapacağım yani. Kafaya koydum. Yapmam lazım. Yani adam rükû yapmayı bilmiyor. Rükûda ne okuyacağını bilmiyor. Sıkıntı. Şimdi Allah Celle Celaluhu ne diyor? Sabırla ve namazla benden yardım isteyin ki size yardım edeyim. Sen sabırla ve namazla Allah'tan yardım istemezsen kardeşim el elde baş başta kalabilirsin. Niye? Direkt ayet. Ama o namaz nasıl namaz olacak? Şimdi evvela şöyle bir uyarı yapayım size. Bir adamın namazı bozuksa ya da kendine bir bak. Namazında bozulman var. Şöyle diyeyim. Hayatında bozukluk mu var kardeşim? O zaman namazın bozuk. Bakın Allah dostları böyle bir mecliste oturuyor. Dervişlerden bir tanesi çay getiriyor. Ayağı tökezliyor. Ne diyor biliyor musunuz? Git diyor namazını düzelt. Ayağı tökezliyor. Ne diyor ki? Git diyor namazını düzelt. Biz bugün ne haldeyiz? Başımız beladan kurtulmuyor. Niye? Namazlar bozuk. Bunu düzeltmenin tek yolu var. Namazın davetini vermek. Namazın daveti. Ben bunu bir kere yaptım kardeşim. Baktım benim namazlarda böyle bir gevşeme var. Yaylar gevşiyor. Dur dedim, hemen bir operasyon yapmam lazım. Abicim hemen namazı düzelttim elhamdülillah. Rükû ağır ağır, secde ağır ağır, kıyamda uzun. Sübhane rabbiyel a'la, sübhane rabbiyel azim. Anladın mı? Böyle bir çalışma yaptım. Davetini verdim. Tebliğ yaptım. İnsanlara namazı anlattım. Bak insanlara da namazı anlatacaksın. Kendini düzelteceksin ama insanlara namaz daveti vereceksin. Neyin davetini verirsen o senin hayatında düzelir. Neyin davetini vermezsen o senin hayatından uzaklaşır kardeşim. Bak acayip bir şey bu. Aklınızda olsun. Namazın mı bozuldu? Hemen namaz daveti ver. Hemen hiç durma. İnsanlara namazı anlat. Kendi namazını da düzelt ama. Kendi namazını düzelt. Bak kardeşim de. Adam ama şey değil ha. Artistik yapar gibi değil. Bak rükûda böyle yapacaksın. Kıyamda böyle yapacaksın. El hareketleri kolay hareket değil. Sakın ha. Kardeşim gel biraz namaz konuşalım. Namazda işte ayakta ne okunuyor, rükûda ne okunuyor, secde ne okunuyor. Anlatacaksın, davet vereceksin. Namaz kılmayan bir arkadaşına namazın güzelliklerini anlatacaksın. Benim gibi saydırıp sövdürmeyin. Ben çünkü biliyorsun ben diyorum yapıştırıyorum gönderiyorum yani. Yapacak bir şey yok. Bizim ağzımız böyle. Namazın davetini verirsen namazın düzelir. Orucun davetini verirsen orucun düzelir. Zikrin davetini verirsen zikrin düzelir. Süp 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 süp. Hayır asla. Böyle bir şey yok kardeşim. Ya Allah'ın adını anıyorsun kardeşim ya. Süp süp ne ya? Subhanallah. Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir Allah. Bak süp diyorsun. Ne diyorsun abi? Ne diyorsun? Bunu kim kabul eder? Bunu geçen örneğini verdim. Senin adın Ahmet. Sana biri met dese ne dersin abi? Manyak mısın lan sen dersin? Met ne? Allah'ın adını anlarken düzgün. Sübhanallah. Sübü. Secdede de Sübhanallah. Rükûda da Sübhane Rabbiyel Azim. Ama nerede? Allah selamet versin. Amin. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu hadisi iyi dinleyin arkadaş. Acayip bir hadis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bir Müslüman güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılsa ama namaz bitene kadar nefsiyle fısıldaşmayacak. Yani bizim gibi olmayacak abi. Namaz bitene kadar arkadaş başından giriyor. Oraya şu vardı, buraya bu vardı. Karı bekliyor, çocuk bekliyor, patron bekliyor, mutfak dolabı bekliyor. Paslanmaz depo bekliyor. Değil mi? Şantiyede kamyonlar bekliyor. Bak kendime hiç söyleme. Benim namaz çok düzgün ya. Tabii. Benim de akşama kadar müşteri ne diyecek, o ne diyecek, bu ne diyecek. Namaz böyle olursa olmaz. Kimin namazı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Bak şimdi. Nefsiyle fısıldaşmayacak. Düşüncelere dalmayacak. Adam manitasını düşüyor namazda. Üf. Selam versek de kızın yanına gitsek. Var kardeşim. Biliyorum uydurmuyorum yani. Gördüm yani. Adam namazı kılıyor manitasıyla buluşmaya gidiyor. Manitası yalnız ha, karısı değil. Ya Allah selamet versin. Ondan sonra. Aklı başından gitmeyecek. Ve diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kim böyle iki rekat namaz kılarsa o kişiye cennet vacip oldu. Bak vacip. Yani Allah Celle Celaluhu ben diyor o kulumu diyor cennete sokmayı kendime hak görüyorum. Var mı böyle bir namaz kılan adam? Bilmiyorum. Varsa bir iki tane vardır Allah dostlarından. Ama çevremizde maalesef yok. Nasıl olacak? Namazın davetini vereceksin kardeşim. Namazını düzelteceksin. Tane tane okuyacaksın. Kulfu yok. Kulhu. İnna e'tayna. İnna tayna değil kardeşim. Ha, senelerdir söylüyoruz. Yok abi düzelmede hiçbir şey yok. Sıfır ya. Allah selamet versin. Amin. Şimdi dedik ya bak bizim namazlar sıkıntı abicim. Namazında adam iki tane proje bitirirse o namazdan hayır gelir mi kardeşim ya? Bak imamın bir tanesi tamam mı namazda karıştırıyor. Üç mü kıldım dört mü kıldım? Böyle kafa yanmış biraz. Neyse namazın sonunda böyle tanıdıklarına soruyor. Ben ya diyor üç mü kıldık dört mü kıldık? Vallahi diyor bir tanesi diyor ki ben diyor birden sonrasını hatırlamıyorum. Öbürki diyor ki ben diyor ikiden sonrasını hatırlamıyorum. Öteki diyor ki ben üçten sonrasını hatırlıyorum. Bir tanesi kalıyor.
O da diyor ki sen diyor eksik kıldın. Helal olsun sana. Nereden kıl? Nereden bildin diyor. Ben diyor sen diyor her rekatteyken diyor kafamdan diyor iki tane proje çıkartıyorum diyor. Her namazda. Bak. Namaz esnasında diyor, iki tane proje çıkartıyorum diyor. Sen diyor bir rekat atladın benim proje yarımda kaldı. Şaka değil ha. Gerçek. Bizim namazlar bu halde. Namazın böyleyse kardeşim kusura bakma o cennet sana biraz zor vacip olur. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neden namaza önem veriyor? Namaz benim diyor gözümün nuru, müminin miracı. Allah Celle Celle diyor. Ya namazda bana gelin diyor kardeşim ya. Namazda bana geleceksin diyor Allah. Bir adam secdedeyken Allah'a daha yakın olamaz bak. En yakın an secde anıdır. Niye? Namazın içindesin kardeşim. Allah'la direkt birebir muhatapsın. Ama namazın namazsa. Ondan sonra Ahzab suresinde Allah Celle Celaluhu namaz kılanlardan şöyle bahsediyor. Estağfurullah bismillah. Vel haşiyine vel haşi'an. Huşu içindeki erkekler ve huşu içindeki kadınlar. Huşu. Bizim en büyük problemimiz abi. Bizde huşu denen şey maalesef sıfır. Sıfırın altında -30. Ya namaza bak kardeşim acayip bir şey. Allah Celle Celaluhu direkt bak bütün perdeleri kaldırıyor. Direkt. Bir adamın namazı eğer düzgünse Allah Celle Celaluhu direkt bak Allah şekilden ve mekandan münezzeh olarak cemalini o kişinin diyor, suratına diyor yansıtır. Bak namazın düzgünse Allah Celle Celaluhu direkt bak karşılıklı bak mekandan münezzeh olarak söylüyorum. Ama bizim namazlar nasıl abi? Namazda Allah aklımıza gelmiyor ki kardeşim ya. Ya 4 rekat namazda 1 dakika aklına Allah gelmeyen adam var. Ama şöyle de bir şey var. O namazda Allah aklına ne kadar gelirse o namazdan senin payın o kadar kardeşim. Var kendin düşün. Kaç dakika düşün Allah'ı? 4 rekatlık namazda 1 dakika mı abi? Senin amel defterine 1 dakika yazılıyor. Eğer o kişi namazda sağa sola bakarsa Allah Celle Celaluhu şöyle nida ediyor. Ey Ademoğlu benden daha güzel, benden daha düzgün bir şey mi buldun da sen kafanı sağa sola çeviriyorsun? Bakın Allah'ın hitabına bak. Çok acayip bir şey bu ya. Biz haşa Allah'tan daha kıymetli bir şey mi bulacağız? Anamız mı kıymetli? Babamız mı kıymetli? İşimiz mi kıymetli? Patronumuz mu kıymetli? Ama dedik ya bizim akıllar hep işte. Allah Celle Celaluhu sana aynen böyle diyor. Ey Ademoğlu o anan, o baban, o patron benden daha mı hayırlı da namazda aklına ben değil de anan, baban, karın, çoluğun, çocuğun işin geliyor. Acayip bir mesele bu. Arkadaş namaza dikkat edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere namaza duracağı zaman bakın önüne bir şal serdiler. Şal. Hani seccane eti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı bitirince dedi ki siz neden bunu benim önüme serdiniz? Bunun üstünde böyle ufak tefek kırmızı renkler var. Benim namazda aklımı aldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aklını alamaz. Sadece bize duyurmak için dedi bunu. Abi bizim seccadeler nasıl? Adam seccadede hacivat karpuz oynatıyor kardeşim ya. Ya ben kaç tane seccade kullanmıyorum ya. Atacağım neredeyse. Valla hani günah olmasa atacağım yani ya. Şekil var bildiğin kardeşim. Göz var ağız var seccadede ya. Geçen internette bir kardeş attı bana. Şaka gibi böyle en az 10 tane seccade resmi. Bildiğin surat var ya. Kardeşim buna kim dağıtıyor? Nasıl müsaade ediyor? Bunu kim satın alıyor? Manyak mısınız? Nesiniz kardeşim ya? Allah muhafaza ya. Bildiğin şemal var kardeşim orada. Buna da Allah için dikkat edin. Namazda secdeye eğildiği zaman kardeşim adam böyle halıyı yokluyor baba. El örmesi mi diyor? Isparta işi mi? Manyak mısın kardeşim sen? Var. Adam çinilere bakıyor. İşçiliği güzel olmuş baba diyor. İçinden düşünüyor. Namaz akıl nerede? Namazda değil ki. Niye? Çünkü namaza girerken daha sıkıntı. Namaza giderken ne yapacaksın? Öyle mi? Kafayı boşaltacaksın abi. İmam-ı Azam'a bir tanesi geliyor diyor ki ya imam benim diyor namazda diyor aklıma diyor hep diyor keçilerim, koyunlarım, ineklerim geliyor diyor. Ben diyor namaz bitene kadar diyor koyunları otlatıyorum, inekleri otlatıyorum diyor şöyle şöyle şeyler yapıyorum diyor. Sen diyor nasıl yapıyorsun diyor. İmam-ı Azam diyor ki ben diyor namaza gelmeden önce koyunları diyor ahıra bağlıyorum. Anladın mı? Bizimlerde bizim koyunlar zaten hep kafada yani. Dikkatli olmak lazım. Namaz demek Allah'ın huzuru demek kardeşim. Allah hepimize selamet versin. Amin. Şimdi bir adam namaza durduğu zaman sağında solunda kim olduğunu bilmezse o adamın diyor namazında huşu var. Var mı bunu bilmeyen bugün? Adam kapıdan gelen öksürüğünden tanıyor. Ulan o geldi diyor. Adam da bir öksürüyor. Adam kapıdan bir öksürüyor baba ah diyor bizim adam geldi diyor. Hemen ama hareketleri düzeltiyor. Anladın mı diyor? Hareketleri düzeltiyor hemen. Bizim adam geldi diyor. Sesinden tanıyor, öksürüğünden tanıyor, bacak arasından arkaya bakıyor. Bu nasıl namaz? Böyle namaz olmaz kardeşim. Allah'ın huzurundasın ya. Secde yapıyorsun, rükû yapıyorsun, tahiyyatlasın. Allah için acilen namazları düzeltip özümüze dönmemiz lazım.